Mezhep taklidi ve taassup. Günümüzde mezhep taklidi ile ilgili Müslümanlar üçe ayrılır. 1. Zaruret de olsa başka hak mezhebi taklit etmeyi caiz görmeyenler. Taassup ehlinin yolu. 2. Her mezhebin kolay olan hükümlerini alıp ortaya yeni mezhep çıkarmaya çalışanlar. Mezhepsizlerin yolu. 3. Bir zaruret veya ihtiyaç olunca başka mezhebi taklit edenler. Ehli sünnet ulemasının yolu. İslamiyet ifrat ve tefrit yani aşırı hareketlerden uzak her Müslümanın rahatça uygulayabileceği hükümler topluluğudur. Mezhep taklidinden kaçanlar tefrit ehlidir. Telfik yapanlar yani her mezhebin kolay tarafını toplayanlar ifrat ehlidir. Bunların her ikisi de yanlıştır. Saadet-i Ebediyye'de İbni Abidin Hadika, Berika ve Hulasetül Tahkik gibi daha birçok kitaptan delil gösterildiği halde taklide yanaşmayan mutaassıp kimseler çıkabiliyor. Bütün gerçekler vesikalar kendisine gösterildiği halde kabul etmeyen, kendi indi ve hatalı görüşünde körü körüne ısrar ve inat eden katı kimseye mutaassıp denir. Şimdi bağnaz diyorlar. Taassup ehli kendisinin yeni duyduğu hak ve doğru bir şeyi kabul etmekte zorlanır. Hakkı başkasının ağzından, başkasının kitabından duymayı kendine yediremez. Zamanın Şeyhülislamı matbaanın Türkiye'ye girmesi için fetva verdiği halde kabul etmemekte direnenler çıkmıştır. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bildirdiğine göre Medine'deki bir alim bid'atlere alıştığı için Hazreti Mehdi'nin sünnet olarak bildirdiklerini kabul etmeyecek bu adam dinimizi yıkacak diye Hazreti Mehdi'ye karşı gelecektir. Ama Hazreti Mehdi bu alimi öldürecektir. Abduh'un çömezleri de hiç mezhep tanımayarak hangi hüküm akıllarına yatıyorsa ona tabi oluyorlar. Hanefi'nin bu kavlini, Maliki'nin bu görüşünü tercih ederiz diyerek ortaya yeni bir din çıkarmaya çalışıyorlar. Ehli sünnet ulemasının yolu bir haraç, bir sıkıntı olunca başka mezhebi taklittir. Ama yeni duydukları doğru bilgileri kabul etmekte zorlanan bazı kimseler, bu işte taassup gösteriyorlar, taklidi başka mezhebe geçmek sanıyorlar. Mesela ödünç almakta zorluk çeken birisine, Maliki'yi taklid et, gün tayin ederek ödünç al dedim. Olur mu öyle şey diyerek itiraz etti. Sonra yazdıkların doğru ama alışmadığımız için kabullenmek bize zor geliyor diye itiraf etti. Hak olan mezheplerin rahmet olan ayrılıklarından, yine o alimlere uyarak faydalanmamak cahillikten başka ne olabilir? İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, gerektiğinde en kolay fetvaya uymalı. Allahü Teala insanlara güç gelen şeyleri değil, kolay olanların yapılmasını istiyor. Çünkü insanın zayıf, dayanıksız yaratıldığını bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah size kolaylık ister, zorluk, güçlük istemez buyuruldu. Bekara suresi 185. ayeti. Allahü Teala böyle isterken kolay kavle uymayı, öcü gibi görmek taassup değil midir? Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki Allahü Teala'nın verdiği kolaylık ve ruhsatlardan faydalanın. Ruhsatlardan faydalanmayan Arafat Dağı kadar günah işlemiş olur. Allahü Teala ruhsatla da amel edilmesini sever.